Yani tüm ilimler burada çok güzel birbirine hizmet ediyor ve birleşiyor. Ben astrosimyada da tabii birçok şeyi anlatıyorum. Yani burada aslında ejderhanın başı Kuzey Ay düğümü. Bizim doğum tarihimizden gelen simyanın sayımında. Ejderhanın kuyruğu Güney Ay düğümü de geçmişimiz, atalarımız, soy ağacımızdan gelenler at soyadla birlikte bize tiyolar veriyor. Yani ejderhanın başı doğru hareket ettiğiniz şeydir. Doğum tarihinizden gelen ittirildiğiniz ve bazen itildiğiniz yolu gösterir. Bu bir çağrıdır, ruhsal bir görevdir. Ruhsal ve ruhsal gelişiminizi belirleyen noktadır. Kuzey ay düğümü doğum tarihinizden gelen gün, ay, yıl sadeleşmesinden bulunuyor. Ve bu nedenle konfor alanımızdan çıkmak istemediğimiz için bu genellikle bir meydan okumadır. Yani konfor alanınızdan sizi çıkaran bir meydan okuma olabiliyor senaryonuzda. Deneyimi ve anlayışı genişleten bu yeni şeyler rahatsız edici, korkutucu ve yine de ilginç bir şekilde potansiyelle dolu hissettiriyor. Yani sonuç olarak bu gereksinimlerini yerine getirmek bir tatmin duygusu da getiriyor. Yani zaten kişi ana yaşam amacını gerçekleştirdiğinde o tatmin duygusu geliyor. Ama bunun için o konfor alanından çıkmadığında ve yaşam amacını besleyen şey eylemlere geçmediğinde de bir meydan okuma oluşuyor yani hayatında. Bu da bazen işte diyor rahatsız edici, korkutucu olabilir. İşte ruh varlığı ad soyadı ile öğrendiklerinin en iyisini alıyor. Ve doğum tarihi, yaşam yolu ile de misyonunu yerine getirme mücadelesini veriyor. Yani aslında bir taraftan sırtındaki heybesinde ad ve soyadından, soy ağacından gelenler, bir tarafta da önündeki yaşam yolunda o misyonunu yerine getirme mücadelesi. Yani basitçe ifade etmek gerekirse ejderhanın kuyruk ucu halihazırda sindirmiş olduğu şeyi salgılar ve yeni büyüme için toprağa gübreler. Yani bizim geçmiş atalardan, soy ağacımızdan getirdiğimiz her ne varsa yeni büyüme için bu hayatın toprağına, hani diyoruz ya evrenin rahmi aslında burası, gübrelemek yani onu bırakmak buraya, bu yeteneklerimizi, potansiyellerimizi, ana yaşam amacımızı gerçekleştirerek oluyor. Bunu atalardan getirmiş olduğumuz DNA'da kayıtlı miras ya da borç bakileri ile yeni büyüme için gübreliyoruz diye de düşünebiliriz. Ejderhayı kafa ağız başından yani doğum anı ile gelen yaşam yolundan beslemezseniz ortaya çıkan duygu genellikle tuhaf bir boşluk türü olarak deneyimlenir. Yani uçuş uçuş olur zaten böyle. Yani ben niye buradayım? Ne işim var benim bu dünyada falan gibi. Ana yaşam amacımın merkezinde değilsem ya da onu gerçekleştiremiyorsam, hayat yolum bana hizmet etmiyorsa böyle bir şeyin eksik olduğu hissi. Yani hep böyle bir şeyin eksik olduğu hissi. İşte bu atalar, soy ağacı, ana rahmi, bize seçilen ad ve soyadı potansiyel tohumların yattığı yer. Doğum anından gelen yaşam yolu ise aslında gen anahtarlarının aktif olarak aktive edilmesi ve beslenmesi gerekir burada. O yüzden hani bugün gen anahtarlarının nasıl bulunacağını anlattım. Natal'dır, solardır, transittir. Ve onların enerjisi tabii ki her an aktive oluyor bize yardımcı, destek olmak için. Kimisi bilinçli, kimisi bilinçsiz dedik ya, kırmızı ve siyah. Kırmızı olan anne rahmindekiydi. İşte siyah olan doğduğumuz andan sonrakiydi. Karmik düğümlerin işaret konumu birlikte çalıştığınız enerjinin türünü belirtir. Yani çakralar düğüm sorunlarının ortaya çıkma olasılığının en yüksek olduğu yaşam alanını gösterir. Kişinin her gün günün numarasına bakıp orada o rakamın negatif pozitif özelliklerinde mi? Yani gölge taraflarında mı, hediye taraflarında mı? Ya da ermiş frekansına doğru mu gidiyor? Kendisiyle yüzleşiyor mu? Kendisinde kabul etmediği yönlerinde razılık getirip bir anlayış geliştiriyor mu? Kendisini bağışlayabiliyor mu? Bunlar da çok önemli. Bu karmik düğümlerin çözülmesi aşamasında. Bazen bir şekilde kader hissi veren deneyimlerde veya duygularda tezahür edebilir. İşte bu geçişler sizi ana yaşam amacı, hayat yolu öğretilerine doğru iter. İşte ad ve soyadından gelen, harflerden gelen frekans desteğiyle çakraların niteliklerini ve sınırlarını tanımanız için size meydan okur. Yani genellikle hayatınızı değiştirebilecek insanlarla tanışmak veya hayat değiştiren bir deneyim yaşamak ile karakterize edilebilir. Rüyalar, işte eş zamanlılık ve sezgisel bilgi de bu transit mesajını almada önemli bir rol oynayabilir. Hani transit haritalara da biz bakmıştık ya. Transit harita da bize bu konularda tiyolar veriyor. Hani natal haritaya bakıyorsunuz, solar haritaya bakıyorsunuz.
transite bayağı bir emek verdim gerçekten. Ben de gece gündüz çalışıyorum bunların üzerlerinde. RNA sürekli olarak DNA'dan kopyalayarak devam ediyor. Yani orada bir kopyalama söz konusu. Yani DNA'dan RNA'ya aktarılıyor sürekli. O yüzden bilgiyi paylaşmak, aktarmak, hatta onu hal haline getirmek. Yani günün içerisinde 24 saatte onu tavır, davranış, tepki, niyet, seçimlerimiz, söz, duygu, davranışlarımızla da o farkındalıkla da yaşayabilmek. Zaten o zaman da her an Salah halinde olmak demek bu. Tabii ki bir mümin olarak eminlikle güven içerisinde. Şu anda dünya ekseninde de tabii kayma veya işte yenilenme söz konusu ve enerjiler çok hızlandı. Dikkat ederseniz tekamül yolumuzda, senaryolarımız da öyle. Dolayısıyla inşallah bilgi bilgeliğe dönüşür. Bilgimiz anlayış, sabır ve bağışlamaya onun ışığı yayılır etrafımıza. Bu niyetle ben kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum.